Markucu Dumanlı Adamlar.com. Merhaba Markucu Dumanlar. Evet arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Yeni bir videoda karşınızdayız. Yine görmüş olduğunuz gibi Amiris 202 sol tarafımda. Sağ tarafımda ise Star Wars'un benim içtiğim serileri var arkadaşlar. Yaklaşık 2, 4, 5, 6, 18, 20 tane kutusunu içmişim. İki tanesi Vintage serisiydi arkadaşlar. Diğer kalanları biliyorsunuz gri olanlar dışı egzotik seri diyoruz. Siyah olanlar ise arkadaşlar Bolt seri dediğimiz serileri var. Şimdi elimizde Star Wars'un işte Türkiye'de daha yeni yerini aldığı Serpent dediği arkadaşlar. Böyle 100 gram poşet halinde, kalın bir poşet halinde ve şeritli sistemle kilit olan bir serisi var. Katmandu dediğimiz bir aroması arkadaşlar. Serpent'in kelime anlamı İngilizce'de yılan demek. Zaten şurada da yılan logosunu görürsünüz. Yılanın da böyle yatay halde 8, yani sonsuzluk işareti şeklinde yapmışlar. Dark Leaf arkadaşlar, yani siyah yaprak. Yani Vintage serilerindeki olduğu gibi siyah yaprak göreceksiniz. Yani orijinal Vintage serisi arkadaşlar. Piyasada lütfen sahte Vintage'ler satılıyor vakumlu poşetlerde. Onlara lütfen dikkat edin. Şimdi bu ABD malı arkadaşlar. Nikotin miktarı içerisinde yazıyor mu bilmiyorum ama ben araştırmalarımda. Nikotin arkadaşlar, evet, Made in USA diyor. 0.5, yani 0.50 arkadaşlar, yani 0.500. Evet arkadaşlar, işte bu bal, içerisinde balla bu yapılıyor arkadaşlar. İşte gliserin var biliyorsunuz, duman performansını arttırmak için. Tatlandırıcılar var tabii ki. İsterseniz yakın çekime geçelim ve Serpent'in Katmandu'nun poşetinin açılımını beraber yakından izleyelim. Poşetini hep beraber açıyoruz. Şu şekilde açtık. Yine tazeliğini koruması için arkadaşlar çıt çıtlı bir sistemi var. Ve açtık, evet. İlk defa Serpent serisini, yani yılan dediği bu seri içeceğim arkadaşlar. İçerisinden şöyle poşetle çıkıyor. Ben size yakından poşetini göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi yılan var burada arkadaşlar. Sonsuzluk işareti, Serpent dediği. Burada da bir maymun başı, Katmandu. Arka tarafı da şu şekilde. Şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Made in USA diyor. Evet. Böyle bir poşete sahip. Sert bir poşeti var. Kokusuna bakalım. Şu an kokusu geldi. Evet arkadaşlar, meyve kokusu var. Tatlı bir meyve kokusu var. Katmandu'nun. İsterseniz hep beraber açılımını sağlayalım. Yalnız bunu tabii açtıktan sonra bu poşette biraz muhafaza etmesi zor olacak. Bunu hemen kutuya koymamız gerekli diye ben düşünüyorum. Ufak bir açalım arkadaşlar. Tütünü şuraya dökelim. Biliyorsunuz arkadaşlar, siyah yaprak olduğu gibi Tangiers gibi tütünlerde, Star Wars Vintage gibi tütünlerde genelde çatal kullanma taraftarıyım ben. Görmüş olduğunuz gibi işte orijinal Vintage budur arkadaşlar. Siyah çay gibi, bildiğiniz küçük kıyımlı siyah çay gibi ufaktır. Benim daha önce içtiğim, bunun içerisinde pek bayağı bir dibini ekmekle sıyırır gibi sıyırmışız. Bakalım burada var mı? Yine gözünüz açar, siyah, siyahlıkta. Yani bu şekilde ürün. Şimdi kokusuna gelecek olursak, meyve kokusu arkadaşlar, egzotik meyve kokusu. İçerisinde ne var inanın bilmiyorum. Ama çok güzel bir meyve kokusu var. Biliyorsunuz Vintage serisinin en büyük özelliği arkadaşlar duman performansının fazla olmasıdır. Aşırı bir duman performansına sahip yapılmış Dark Leaf'tir bunlar arkadaşlar. Biliyorsunuz hani Virginia tütünü dediğimiz tütündür. Yani bunları şeklinde de içebilirsiniz. Over pack şeklinde de.
kuru gibi görünüyor ama aslında dışarı kuru değil tabii ki. Yine şerbeti var. Bilginiz de olsun. Evet. Katmandu'yu bu şekilde arkadaşlar doldurdum. Bakalım dumanı nasıl olacak? Yani çok fazla almadım. 15 gram falan ancak koymuşumdur. Bakalım arkadaşlar aroma tadı nasıl olacak? Duman performansı nasıl olacak? Vintage serisi gibi bir seri mi? Gerçi aynı yapraklar ama meyve kokuyor arkadaşlar. Şimdi hep beraber uzak çekimden tadım testini sağlıyoruz. Arkadaşlar şöyle bahsedeyim size. Tütünde bir tatlımsı bir tat var. Tatlı bir şekilde tadı alıyorsunuz. Yalnız onun yanında biraz da acı demek istemiyorum da sanki böyle asetimsi bir tadı var. Yani bir ağırlığı var arkadaşlar. Kesinlikle ne Bolt serisi ne Exotic serisi değil. Ağır bir tütün. Vintage ile kafa kafaya diyebilirim ama sanki bana Vintage serisinden biraz daha ağırmış gibi de acaba aromasından kaynaklı mı? Belki Vintage ile aynı olabilir, aynı ürün olabilir ama bu şekilde çıkartmışlar arkadaşlar serpent olarak ve yılan var arkadaşlar bunda. Vintage'de ben yılan var mı hemen bakayım. Vintage'de arkadaşlar yılan yok. Bunda yılan var. Acaba yılanın biliyorsunuz zehirli bir hayvan olduğu için yılanlar genellikle tabii zehirsizde de var ama hani onun zehri biraz böyle serttir ya arkadaşlar. Acaba onun sertliğini mi vermek istemişler? Şunu bir kere kesinlikle söyleyeyim. Nargileye yeni başladıysanız ve hafif aromalar içiyorsanız kesinlikle uzak durmanız gerekiyor. Çünkü ağır bir kıvama sahip arkadaşlar. Aroması sizi çarpabilir. Alışık değilseniz özellikle ayaklarınızı havaya dikip baygınlık geçirtebilecek bir sertliğe sahip. Onun bilgisini sizinle bir kere paylaşayım. Özellikle ikinci ve üçüncü çekişinizde hava tahliyesi yapmadan çekiyorsanız ağırlığı iki misli artıyor. Kesinlikle ağır. Tatlı bir tat var. Yani ne olduğunu söyleyemeyeceğim maalesef. Çünkü ne olduğunu çıkartamıyorum. Tatlı böyle portakalımsı, mandalina tarzında tatlı meyveler, turunçgiller diyelim. Bunları katmışlar gibi. Ama dediğim gibi bir asetimsi bir acıntırak bir tat var. Acı değil arkadaşlar. Yani bu El Fakir'in Hot Special serileri var ya acı bir tat. Kesinlikle onunla alakası yok. O yüzden buna hemen asitlik demek istiyorum. Asit sertliğinde bir asit kıvamında bir sertliği var. Her adam içemez. Onu söyleyeyim bir kere. Herkes içemez. Onu muhakkak belirtiyorum. Altına not olarak düşüyorum. Herkes lütfen hafif içen arkadaşlar kesinlikle bulaşmasın. Evet arkadaşlar şu an serpent içmeye devam ediyorum. Yaklaşık 2,5 saat oldu. Aroma tadını kaybetmedi. Yalnız içim şeklini değiştirdim arkadaşlar. Bunu da hemen belirteyim. Folyo ve tel kullandım. 4 küp közle içmeye devam ediyorum. Biliyorsunuz videoda Ignis ve folyosuz içmiştim. Ve bayağı sertti. Çok sert ve ağırdı. Şu an folyo ve tel kullanarak içiyorum arkadaşlar. Folyo ve tel kullanırsanız içme kesinlikle daha hafif. Daha hafif, daha hoş bir içime sahip. Eğer sert sevmiyorsanız içimlerinizde, sert içmek istemiyorsanız muhakkak serpent serilerine arkadaşlar
folyo ve tel kullanarak içmenizi tavsiye ederim. Videoya devam edebiliriz. İlk çekimi çok hoş. İkinci çekimi sert. Üç daha sert. Sonra aynı üçüncü sertlikte gitmeye devam ediyor. Yani dediğim gibi arkadaşlar ne aroması olduğunu size maalesef ve maalesef bu videoda söyleyemeyeceğim. Evet arkadaşlar. Yani bu şekilde videoyu sonlandırabilirim. Yani beni biraz etkiledi. İşin aslını söylemek gerekirse sertlik babında etkiliyor. Etkilemiyor dersem yalan söylemiş olur. Ha, içer miyim? Ben bunu 1,5 saat yine içerim. Vintage'lerin biliyorsunuz dark leaf'lerin yani siyah tütünlerin arkadaşlar siyah Virginia şarapaklarının 2-2,5 saat, 3 saat gittiğini biliyoruz. Kutularında ben ikisinde de test etmiştim. 3 saate yakın hatta sıkıldım ondan sonra bıraktım. Bu da hakeza öyle olacağını ben düşünüyorum. Ki bu sertliği de kolay kolay kaybetmeyeceğini ben düşünüyorum. Benim düşüncem. Uzun süre bir içimi olduğu, uzun süre içmedim ama kanaatindeyim. Bence uzun süre gidecek bir aromadır. Dediğim gibi yılan işareti ve sonsuzluk işareti şeklinde yılanı kıvırmışlar. Böyle 8 harfi yana yapmış bir şekilde duruyor. Yani belki acaba sonsuz bir aroma tadını kaybetmeden 3 saat, 4 saat içilebildiğinin mi bir göstergesi? Yoksa sertliğinin sonsuz bir sertliğe sahip olduğunu mu gösteriyor? Serpent'i bu şekilde şey yapmışlar. 100 gram halinde poşetlerde bu satılıyor. Ortalama 60-70 TL civarında piyasası var. Ben bunu kimden aldım? Ben bunu Instagram adresi naturemix34 naturemix34 sitesinden aldım. Güvenli bir satıcıdır arkadaşlar. Kendisinden temin edebilirsiniz bunları. Biliyorsunuz bir önceki videomda da Fumari içmiştik. Fumari'nin mint chocolate chili'ni içmiştim. Onu da yine Naturemix34'ten almıştım arkadaşlar. Başarılı bir türünü evet gerçekten sertliği vermek istedikleri için kesinlikle başarmışlar. Ağır bir aroma ama içiminin de o narenciyenin de o arkadaşlar tatlılığı da yanında bunu süslemiş. Çok güzel bir şekilde bunu uyum sağlamışlar tütün içerisinde. Eğer nargile biraz piliyseniz, nargile biraz haşinleşirseniz, yıllarınızı bu işe vermişseniz, hani nasıl yarış motoru kullanan kişiler önce skuterla başlasın yani deniyor. Ondan sonra bu racing şey motorlarda işte 250, 500, 1000'lik diye böyle arttırılsın diyorlarsa bu tütünde öyle bir tütün arkadaşlar hafiflerden başlayabilirsiniz. Klasik serilerin egzotik dediğimiz bu gri kutulardan başlayıp daha sonra bir üst segment bold seri dediğimiz siyah kutulara daha sonra arkadaşlar vintage ve biraz daha sonra da serpent dediğimiz bu serisine geçebilirsiniz. Biliyorsunuz benim Starbuzz hayranlarım, Starbuzz sevdamı. Ben Starbuzz'ları seviyorum arkadaşlar. Gerçekten işi hakkıyla şey yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yapılan bir tütün. ABD yani firması, firma olarak ABD'ye ait arkadaşlar. Yani bilemiyorum. Ürün bence başarılı olmuş diye ben düşünüyorum. Web sitesi www.starbuzztobacco.com web sitesinden gelip detaylı bilgileri de ulaşabilirsiniz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ne kadar duman, o kadar randuman. Aromanız ve dumanınız bol olsun. Nargilesiz hayat, çok bayat. Nargileci tayfa. Abone olun, like'a. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Clock is ticking, but there's no time for me.